bankalar bir kota getirecekse, bir finansal kota getirecekse, bu dernekler arasındaki paylaşım miktarı nasıl olacak daire konut sayısı bakımından? Teşekkür ederim. Tabii Türkiye'nin kredi potasında sizin ifade ettiğiniz şey bir problemdir. Türkiye'de uzun vadeli bankalara mevduat maalesef yatırılmıyor ama realite biliyorsunuz ki bu vadeler sonradan yenilendiği için bir zincir akit şeklinde ilerliyor. Sektör geriye doğru da bundan dolayı bir sıkıntı çekmedi. Bunun bankalar yönünden avantajlı tarafı var, dezavantajlı tarafı var. Avantajı faizi yenilerken yeniden düzenleyebildiği için bir avantaj kabul ediliyor. Tüketici yönünden de faiz düştüğü zaman o sözleşmeyi yenileyip başka bir sözleşmeye geçme imkanı var. O bakımdan geriye doğru bakılınca bankalar bunda bir bankacılık kültürü açısından bir sorun yaşamadılar. Kaldı ki bu sadece Türkiye için değil, gelişmiş ülkelerde de ki plasmanlarda vade yapısıyla mevduat yapısı arasında daima bir makas, bir açı var olmuştur. Bu konu, bu 240 aya çıkarılma konusu bankalarla halen geliştirici firmalarımız tarafından görüşmeler yapılıyor, ilerliyor. Birkaç banka deklare etmiş durumda, miktarlarını da deklare etmiş durumda. Bu iki aylık satışlarda büyük bir ihtimalle satışlar çok büyük bir ivme yakalamaz. Satış ofislerimizde bir kuyruk oluşmazsa bu talebin karşılanacağını düşünüyorum. Buyurun lütfen. Merhaba, ben de birkaç cümleyle cevap rica edeceğim ama 5 sorum var. Mehmetcan Tatlı, Güneş Gazetesi ve Akit diyelim. Şimdi kamu bankalarını biliyoruz ama özel bankalarda sayı netleşti mi bu tarih itibariyle? Onu merak ediyorum. İkinci olarak biz 240 ay üzerine odaklandık. Şu ana kadar hep telaffuzlarda 240 ay geçiyor ama sözleşmelerde 240 ayın dışında özellikle değiştirilecek olan öncelikli maddeler var mı? Tüketicinin ön bilgilendirilmesi adına rica ediyorum. Yeniden yapılandırma gibi bir tercihte bulunma hakkı var tüketicinin. Eğer o bankada yine bu imkanlardan yararlanma söz konusu olursa 120 aylık vadede alım yapan bir vatandaş 240 aya uzatabilecek mi? Detay olarak belki dikkatinizi çekecektir. Liste netleşti mi onu merak ediyorum. Yabancıya satış içinde söz konusu olacak mı 240 ay? Son sorum, ön talep sürecinde olan projeler için geçerli midir? Teşekkürler. Dördünü aldım, beşinciyi alamadım. Proje listesi netleşti mi? Tabii sondan itibaren cevaplarsam proje listesi tamamen girişimcilerimizin, derneğimizin muhterem üyelerinin kendi inisiyatiflerinde. Biz sadece çatı kuruluşu olarak ana ilkeyi belirliyoruz ve bu ana ilkede de derneğimizin üyeleriyle tam bir mutabakat halindeyiz. Elbette bu ön satışta da kullanılabilir, kısa cevaplamamı icap edersem. Yabancıya satışta bu kredilerin kullandırılmasında tebligat kanunumuz dolayısıyla bazı zorluklar var. O bakımdan bankalar yerel kontakları olmayan yabancılara kredi vermekte fevkalade zorlanıyorlar. Gelirlerini deklare etmek, bunları belgelemek bakımından bankacılık mevzuatı yönünden de sorunlar var. 120 ayla almış müşterimizin 240 aya dönmesinde bir sorun gözükmüyor. Tüketici yasası bunu belirlemiş. Bir sözleşmeyi feshedecek, küçük bir bedeli var. Sonra ikinci bir sözleşmeyi yapacak. Bir sorun gözükmüyor. Bu kampanyamıza katılan kamu bankaları da var, özel bankalar da var. Hatta ilk onaylayanlardan birisi bir özel bankaydı. Onu da güvenle söylemiş olalım. Buyurun lütfen. Hangi bankalar olduğunu?
Merhabalar, Hatice Kolçak, emlakpencan.com. Şimdi bankalar çok uzun zamandır aslında faizleri indirmek için direnmişlerdi. Hani bu rakamlar bile 120 ayda çok böyle hayal gibiydi. Oldukça iyi bir vadeli ve oldukça iyi bir faiz oranı gibi görünüyor şu anda. Ben şunu soracağım. Bunu bankalar direkt kendileri mi finanse ediyorlar, yoksa yine geçen seferki gibi inşaat firmaları arada belli bir miktarını kendileri sübvanse edecek mi? Yoksa bu rakamları net olarak banka tüketiciye yansıtacak mı? Yani rakam net bankadan mı çıkıyor? Tabii ki bugün bankacılık sektörünün piyasasına bakarsak bir aylık vadeli mevduata bankalar 12,1-12,7 aralığında bir faiz ödüyorlar. Bunları bileşik faiz olarak, yıllık olarak ifade ediyorum. Tabii konut kredileri ve tüketici kredilerinde bankaların çaprazda başka karlılıkları var. Konut kredisi söz konusu olduğu zaman bankalar daha sempatik davranıyorlar. Temel sebebi, bugün tüketici kredilerindeki geri dönme oranı, problem oranı, tahribat oranı bir noktada, konut kredilerindeki tahribat oranı da ya da geri dönme oranı da %3 gibi çok sempatik bir rakamın da altında. Diğer taraftan bankalar konut kredisi vererek müşterinin çapraz ilişkilerinden de bir para kazanıyorlar. Dolayısıyla konut kredisi söz konusu olduğu zaman bankalar burada faiz hatlarında biraz daha cömert davranıyorlar. Biz, işin diğer tarafı, biz onlarla belli anlaşmalar yaparak kredilerin tamamını bir defada almak yerine belki kısmi şekilde kademeli almak suretiyle de bir tahsilat kolaylığı sağlayarak faiz hatlarının bu hale gelmesine bir katkı koyuyoruz. Peki efendim, bunun devamı mümkün olabilir mi? Yani Mart sonunda devam eder mi Mart'tan itibaren? Bilmiyoruz. Ama bu 2 aylık bir kampanya. 2 ay sonra bunu sürdürür müyüz? Bugün hiçbir kararımız yok. Ama bu 2 ayın tüketici adına bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederim. İsmail Bey, bir dakika. Sizden evvel söz isteyenler var. Bir hanımefendi var. Evet. Merhaba, Yeni Şafak Gazetesi Emine Acar. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi Şekerbank 30 yıl vadeye kadar kredi veriyor, konut kredisi. Siz Şekerbank'la görüştünüz mü? Şekerbank'la yapmış olduğunuz daha önceki görüşmelerde Türk halkının uzun vadede çok fazla borçlanmaya hani alışık olmadığını söylemişti. Siz bu borçlanma yapısında Şekerbank'la görüştünüz mü? Onların söyledikleri nelerdir, onu merak ediyorum. Bir de ağırlıklı olarak baktığımızda fiyatların yükseleceğini dile getirdiniz. Fiyatların yükselmesi şu anda satışta olan bitmiş enflasyondan ve fiyat artışından etkilenmeyecek konutlar için de geçerli olacak mı? Teşekkürler. Size hak veriyorum. Türk halkı uzun vadeli konut finansmanına alışkın değil. Bu konu biraz evvel yaptığımız toplantıda da bir nebze konuşuldu. Hatta dedim ki tamam, 20 yıl vadeli vereceğiz ama parayı alamayacağız dedim. En azından kendi hesabımda bunu söyleyebilirim. 20 sene sonra bu paranın alındığını ben görmemiş olabilirim. Özellikle yabancı sermayeli bankalarımız uzun vadeli konut finansmanına daha sempatik bakıyorlar ama plasmanları sınırlı. Bu bankaların hepsiyle görüşüyoruz. Bitmiş konut veya inşaatı devam eden konut ayrımı olmaksızın Türkiye'de konut fiyatlarını market belirliyor. Maliyetle beraber market belirliyor. O bakımdan bitmiş konutlarda da, ikinci el konutlarda da önümüzdeki dönemde fiyatların tedrici olarak artacağını düşünüyorum. İlave bir sorum olacak. Şimdi Ağustos ayı şeyde bakıyorum. 49 firma, 122 proje, 60 bine yakın konut, 3200 ofis demişiz. Bu kampanyada bu sayılar ne, onu net olarak öğrenmek istiyoruz ki haberlerimize yazalım. Yani vatandaş
vatandaşı ne bekliyor, kaç proje bekliyor, bunu öğrenmek istiyorum. Bir de mesela 240 ay değil de 120 ay vade yaptığımızda faiz oranı ne? Burada bir kademelendirme varsa o oranları da bize verirseniz haberlerde yer vermek isteriz. Yani 0.70, 0.80 dedik ama ben 60 ayla alırsam 0.30 da alabilirim. Tersten son sorunuzdan itibaren cevaplayayım. Bir bant verdik. Bu bantın içinde yatırımcı arkadaşlarımız kendi politikalarını belirleyeceklerdir. Bu bantın içinde kalmak suretiyle. Çünkü bu bantın diğer ortağı da bankalar. Bankaların her projeye özgü fiyat belirleme özgürlükleri olduğu gibi her firmaya özgü de bir fiyat belirleme kriterleri olacaktır. Ama vade yapıları 240 aya kadar olmak üzere bu faiz bandı içinde kalacağını düşünüyoruz. 75-85 bandında kalacağını düşünüyoruz. İlk sorunun yanıtını rica edemeyiz. Kaç proje var? Konuklarla dahil olduğu için söyleyeceğim. 1 Şubat'ta sağdan say deriz. Sayarız. Bakarız kaç projemiz var. Görüşürüz. Biz bugünkü toplantımızda stratejik ve dernek olarak örgütsel bir karar aldık. Firmalarımız hangi projelerini, hangi şantiyelerini, hangi şartlarda bu kampanyaya dahil edeceklerini oturup kendi örgütleriyle kararlaştıracak ve açıklayacaklardır. Buyurun lütfen. Emre Pulcanay, Yurt Gazetesi, imar.com. 20 yıl dediğiniz gibi uzun bir süre. 20 yıl dediğiniz gibi uzun bir süre. İmza atan konut alıcısının vefatı durumunda borç vasiye devredecek. Sözleşmelerde çift imza gibi bir çalışma olacak mı? Yani hem o kişi hem de eğer tabii bir yaş sınırı olacak mı? Önce onu sorayım. Bu yaştan sonra da vasiyle beraber imza atma gibi bir durum söz konusu mu? Teşekkür ederim. Buna vasi değil de muris diye bakmak lazım. Yani mirasçı diye bakmak lazım. Tamamen bu bankaların kredi prosedürüyle ilgili bir konu. Esasen biraz evvel ifade ettiğim gibi konut alıcısı son derece disiplinli. Dünyaya gıpta ettirecek kadar çok disiplinli. Kredilerini her şeyini aksatıyor ama konut kredisini aksatmayan Türkiye'de yerleşmiş bir konut kültürü var. Elbette ki bankalar 80 yaşına gelmiş bir zata 20 yıllık kredi vermeyecektir. Onun kriterleri var. Bankalar bunu belirlerler ama size vereceklerinden eminim. Avni Bey, merhaba. Burak Karagöz, ben Bloomberg KT Televizyonu. İki sorum olacak size. Bir tanesinde konuşmanızın başında dediniz ki bu sene bir miktar fiyatlarda artış bekliyoruz dediniz. Şimdi bu tarz kampanyalar öncesi vatandaşların aslında büyük firmalardan markalı firmaları bir tarafa bırakıyorum. Ama çok canı yandı dönemler de oldu. Dolayısıyla şimdi bu yaptığınız kampanya çok iyi niyetle yapılmış bir kampanya. Mevcut fiyatlar üzerinden mi yapılacak? Şimdi 0.75 ve 0.80 şimdi bakıyoruz fiyatlara. Şu anda 120 ayda Ziraat Bankası 0.88'in altında yok. 75.80 ondan 15 puan daha altta. Dolayısıyla yani o miktar şeyin üzerine eklenecek mi yani bu 240 ay vadede? Yoksa mevcut Aralık Ocak fiyatından mı yapılacak? Yoksa bir zam olacak mı? Bir onu merak ediyorum. İki hani bunu konuşmanızın başından beri arkadaşlar soruyor, siz söylüyorsunuz 240 ay vade. Evet tamam çok uzun ve Türk vatandaşının çok da kullanmadığı, alışkın olmadığı bir yöntem. Dolayısıyla bu ileriki dönemlerde konutta bir balon riskine yol açabilir mi? Teşekkür ederim. Son sorunuzu bir daha tekrarlayın. Balonun aksine bir belki proses söz konusu burada. Yani balon olması için bu kolaylaştırıcı satışın müşteri tarafından satın alınmamış olması lazım. Tam aksine eğer böyle bir söylem söz konusuysa bu satışları çok artıracak. Talebin artışına bağlı olarak da belki konut fiyatlarında tedrici bir artış olacaktır. Vatandaşların da ödeyemediğini düşünecek olursak yine bir risk ortaya çıkabilir. Yine ben bu Cumhuriyet tarihini çok kullanıyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tek vaka vardır Türkiye'de.
O da 1994 krizinde dövize bağlı kredilerin vatandaş tarafından ödenememesi hadisesini bir kenara bırakırsak, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk konut alıcısı daima konutu aldığı için karlı çıkmış, konutun fiyatı artmış ve alan bu sonuçtan memnun ayrılmıştır. Size söz verdim. Bir hanımefendi var, müsaade ederseniz. Şehriban Kıraç, Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi stok yok dediniz, sadece alıcının işini kolaylaştırmak için yapıyoruz dediniz bu kampanyayı, ama özellikle lüks konut ve üst gelir seviyesine hitap eden konutlarda bir stoktan söz ediliyor. Yani 1 milyon telaffuz ediliyor ya da biraz daha altı telaffuz ediliyor. Orada bir stok gerçekten var mı diye sormak istiyorum. İkincisi de Murat Bey, şantiyelerin durmaması için Türkiye'nin 20 yılına güveniyoruz dediniz. Gerçekten şantiyelerin durması riski söz konusu mu önümüzdeki dönemde, eğer ki bu kampanyalarda başarılı olmasa? Evet. Arkadaşlar, kısa bir süre evvel Cannes, Nice, Saint-Tropez'de şöyle bir gözlemde bulundum. Konutların metrekare fiyatları 17 bin avro civarında. Biz Avrupa'nın eşiğindeyiz ve dünyanın en güzel şehrindeyiz. Fiyatlarımız buralarda değil. Türkiye'de konut fiyatı hala çok cheaper'dır, çok ucuzdur. O bakımdan Türkiye'de konut fiyatlarının bundan sonra düşmesi, hatta artmaması söz konusu olamaz. Elbette ki nitelikli alanlarda, cazibe merkezlerindeki konutlar diğer konutlara göre daha da pahalı olacaktır. Bunun temel sebebi arsa girdi fiyatlarıdır. Size katılıyorum. Lüks konut üretimi, konut üreticileri bakımından daha cazip ve daha çok üretiliyor. Onlar da buna göre aksiyon alıyorlar. Sadece o pencereye bakıp burada konutta bir balon olduğunu söylemek, rakamlara baktığımız zaman son derece zor. Toplarsak, yani sadece bir köşeye bakıp burada balon var demek mümkün değil. Hala Türkiye'de 5000 lira metrekarenin altında konut üretiliyor. Bu bakımdan burada bir problem olacağını düşünmüyorum. Murat Bey kardeşimizin biraz evvel şantiyelerin durma diye söz ettiği şey, Türkiye'de 15 Temmuz menfur girişiminden sonra bir beklenti oluştu. Yani o gün bir darbe vardı. Bu darbe acaba bir taş atıldı, halkalar halinde ülkenin her tarafını saracak mı diye bir algı oluştu. Biz o algıyı 1 Ağustos'ta kırdık ve yok ettik. Murat Bey biraz sonra da teyit edecektir. Ağustos ayı satışlarımız bizim geriye doğru satışlarımızın Ağustos ayına ait rakamlarının hepsini egal etmiş ve büyümüştür. Burada durma dediğimiz algı o. 15 Temmuz'da duracak denen ekonomiyi biz bu tedbirlerle ileriye doğru taşıdık. Durma algısı sadece bununla sınırlı. Teşekkür ederim. Zaten başkanım da ifade durmaktan illa şunu algılamamak lazım. Yani mevcut şantiyeler işte sıkıntıda, çalışamıyor, satamıyor. Yani biz 2016 yılında hemen hemen bütün gayrimenkul sektörü öyle veya böyle hedeflerini yakaladı. Bunu konuşmamda da ifade ettim. Önemli olan bugünkü ortamda, bugünkü ekonomik savaşta yeni yatırım da yapmak. Yeni yatırım yapmanın da önünü açmak. Şimdi birçok proje var. Bizim yani 40-50 tane devam eden projemiz var. Mesela ihale etmişiz 6 ay önce. Şimdi 1-2 ay önce ruhsat almış. Acaba lansmanı yapsam mı yapmasam mı? İnşaata başlasam mı başlamasam mı? Endişesi varken şu an 20 gün önce ruhsat almış bir projemiz bu kampanyaya dahil olmak istiyor. Bu ne yapıyoruz? Bekleyen yatırımı öne çekiyoruz. Bekleyen alıcıyı öne çekiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu aslında
bizim buradaki dik duruşumuzun göstergesi. Yani biz yatırıma devam ediyoruz. Biz evet ülkemizin 20 yılına güveniyoruz. Hiçbir problem de görmüyoruzun ifadesi olarak söylemek istedim. Belki farklı anlaşılmış olabilir. Toplantımız epeyce sürdü. Muhterem basın mensuplarından başka soru olmadığını düşünüyorum. Biraz da tekrara başladık. Sorabilir miyim netleştirmek adına? 0.75-85 aralığını söylediniz. Bu 240 ay için mi geçerli? Çünkü 120 ay vade için 0.40-0.50 telaffuz edilmişti. Hani oradaki aralığı bize tam verirseniz net olsun. Biraz evvel aslında cevapladım ama son kez bir daha tekrarlayayım. Biz çatı örgütleri olarak bir bant belirledik. 0.75-0.85 bandında bir kredilendirme yapacağız. Tamam, bunun vade hangi aralık? Evet. 240 ay için mi? Evet. Peki 120 ay için bir şey belli mi? Arkadaşlarımız, yani sektörümüzün temsilcileri, şantiyelerine ve kendi finansman politikalarına göre bu bandın içinde kalarak bir aksiyon alacaklardır. Hayır, aynı kampanya. Bankalar konusunda bilgilendirme yapmayacak mısınız bize? Hangi bankalar buna katılacak? Banka banka. bu görüşmeler büyük ölçüde ilerledi. Bugünkü kararımızdan sonra son haline getirilecek. Ama bir büyük özel banka, bir büyük kamu bankası dahil olmak üzere bu kampanyanın içindeler. Birkaç banka bunun içerisinde çalışıyor ve kurumlar kendi anlaşmalarını ayrı ayrı yaparak krediyi sonuçlandıracaklardır. Arkadaşlar, toplantıyı müsaade ederseniz bitirmeden evvel Aziz Başkanım'ın söyleyeceği birkaç kelime vardır ve Faruk Bey'in söyleyeceği birkaç kelime vardır. Onları da alalım, bugünü bitirelim. Başkanımıza teşekkür ederiz. Eski tabirle efradını cami ayarlı mani, yani her şeyi kapsayan açıklamalar yaptı. Bize ilave söyleyecek bir şey kalmadı. Katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Peki, konukter olarak da ben şöyle söyleyeyim size. Bu döneme şöyle bakmak lazım. Hani 15 Temmuz'dan bugüne gelen süreçte bu döneme sektör şöyle bakıyor. Bu dönem bir kar dönemi değil, ağır dönemi. Bu ağır döneminde sektör kendi üzerine düşen tüm sorumlulukları üzerine alarak hem Türkiye ekonomisine hem sektörüne hem üye firmalara ve orta gelir az gelirli konut alıcısını da üst gelir grubundaki projelere ulaşması için taşın altına değil omzunu gövdesini de koyuyor. Onun için de Konutdaer bu kampanyaya gövdesiyle beraber, tüm üyeleriyle beraber tam destek katılacak. Hepinize teşekkür ediyorum.